Yine mülakatlarda sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi, IOC Container nedir? Hiç IOC Container kullandın mı? Kullandıysan hangi IOC Container'ı kullandın gibi şeylerdir, sorulardır. Şöyle ki arkadaşlar, IOC Inversion of Control kısaltması. Yani şu şekilde yazayım buraya. Inversion of Control. Dolayısıyla yazımı da şu şekilde oluyor. Peki IOC nedir? Inversion of Control nedir? Ve bunun aracı nedir? Aslında Inversion of Control şu arkadaşlar. Hani dedim ya, üst seviyeli sınıflar alt seviyeli sınıfları kullanırken onları interfaceleri üzerinden kullanırlar. Yani şuradan bahsediyor. Biz bunları yapılandırırken bakın burada basit bir şekilde hani onu nivleyip çalıştık. İşte bu IOC container hani buraları da yapıyor ama şurası üzerinden gideyim. Hani bizim üst seviyeli sınıfımızın ihtiyaç duyduğu nesnenin bizim için arka planda instance'ını yani örneğini tutuyor. Inversion of Control araçlarını bir kutuya benzetin. Kutunun içerisine siz diyorsunuz ki arkadaş birisi senden mevzuat isterse ona örneğin üçüncü mevzuatı ver, ikinci mevzuatı ver veya birinci mevzuatı ver. Tamamen mantık bu. Ve aynı zamanda bu instance'ın yaşam döngüsünü tutuyor. Yani işte singleton mı tutulacak? Yani bir kere yapılacak, herkes onu mu kullanılacak? Her istekte yenisi mi verilecek gibi gibi. Inversion of Control araçlarına bir sürü örnek verebiliriz. Ninject, Unity, Microsoft'un Ninject açık kaynak. Inject'ten geliyor zaten Ninject bu arada. Hani Ninja, Ninject gibi kelime oyunu yapmışlar. Castle Windsor, Structure Map. Bunlar büyük kurumların kullandığı şeyler arkadaşlar. Özellikle Castle, Structure ve Ninject çok yaygındır. Büyük firmalarda, bankalarda vesaire. Benim en çok gördüğüm onlar. Ben hani Castle'da olan, Structure Map'te olan projelerde bulundum. Danışmanlık yaptığım projelerde. Ama Ninject'i ben kişisel olarak tercih ediyorum. Hem köklü olması hem de araçlarının iyi olması itibariyle. Ama diğer hepsi de çok iyi. Bunlara ek olarak böyle benchmarklara baktığınız zaman daha performanslı olan. Fakat bu daha performanslılık muhabbeti sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bazen mimariler için ufak tefek performansları göz ardı edebiliyoruz. Yani göz ardı edilebilir bir seviye. Hani 1 milyon istekte yapıldığında belki çok küçük bir zaman dilimi. Yani bizim fark edemediğimiz zaman dilimlerinde performans farkları olabiliyor. Ama yine de ben onların da kullanılmasını destekliyorum. Dry IOC gibi, Light Inject gibi. Bu araçlar da hakikaten çok güzel diyebilirim. Bu ikisinin ikisinin arasında olan bir araç daha var. AutoFac mesela. Bu da bir IOC container aracı. Ben AutoFac'i de kullandım. Light Inject'te, Dry IOC'de kullandım hatta. Sanırım bir tek hani Unity olan bir projede bulunmadım ya da emin değilim, hatırlamıyorum çok fazla. Hepsi birer IOC aracı. Peki bunları nasıl kullanıyorsunuz? Arkadaşlar hepsinin mantığı aynıdır. Sadece bu araçların işte kullandıkları veya destek verdikleri ortamlar değişkenlik gösteriyor. Bunlar çok daha başarılı genellikle. Bunlar biraz daha tamamen o kutu muhabbetine çalışıyor. Ama %90 yaptığımız şey kutudur. O yüzden ona göre değerlendirebilirsiniz. Peki nasıl kullanılıyor? Çok basit. Biz burada tamamen hani aracın kullanımı ile ilgileneceğim. Hani fikir versin diye. Amacımız tamamen hani sizi mülakata hazırlamak. Fakat buradan yola çıkarak hani bu araçları neleri öğrenmeniz gerektiğini de görmüş oluyorsunuz. Bu da zaten sizin bir sonraki adımınız olacak. Eğer bu araçlarla ilgili eksiğiniz varsa. Örneğin Inject'i ekleyeyim ben projeye. NuGet'i kullanarak. Şöyle ki Inject'i kullanmak için. Normalde bunlar daha farklı yerlerde yapılır. Daha farklı konfigürasyon dosyalarında yaparız biz bunu. Ama bu konsol uygulaması olduğu için ben buradan basit bir
örnekle bu olayı halledeceğim sizin için. Var kernel. Kernel Newject'in verdiği bir isimlendirme, kullandığı bir isimlendirme. O kutu dedim ya. Hani o instance'ları onun içine atıyoruz. Ona kernel diyelim yani. New standard kernel. Standard kernel. Şöyle. Bakın aynen şunu diyorum. Bakın kernel kutu, kutuya, kutuya diyorum ki kutuya bir tane şey atıyorum. Konfigürasyon atıyorum. Diyorum ki arkadaş biri senden ay mevzuat isterse bakın bind ay mevzuat to ne vereyim ona? İkinci mevzuat mesela. Bakın ikinci mevzuat. Bir senden bunu isterse. Örneğin bunu in singleton scope derseniz bir kere oluşturur herkese aynısını verir. Katmanlar arası geçişlerde bunu kullanıyoruz ama örneğin iki manager birbirini kullanıyorsa vermeyiz bunu. Ama yine de burada dursun. Şu an için hani şeyleri göstermeye çalışıyorum. Biz bunu başka bir yerde yapıyoruz ve kutuyu böyle oluşturuyoruz. Kullanacağımız noktada tekrarlıyorum. Bunlar başka yerdeki başka konfigürasyonlar arkadaşlar. Mesela ben kendi projelerimde bunu business'a bu da işte nerede kullanılacaksa şeklinde yapıyorum. Bakın diyorum ki kernel bana ver bir tane instance kutudan. Ne instance'ı ver? İkinci mevzuat instance'ı ver. Bakın ben bunu yaptığım zaman şöyle proje bundan başlıyor değil mi? Bunu yaptığım zaman kernel bana pardon ikinci mevzuat özür orayı unutun. Bana bir I mevzuat instance'ı ver. Bakıyor kutuya. Ha diyor ki biri I mevzuat istediğinde ikinci mevzuatı verecekmiş. Bakın proje ikinci mevzuata göre çalışacak. Bakın. Şimdi bu bir konfigürasyon gibi ya. Sen örneğin projenin bağımlılığını merkezi bir noktadan yönetebiliyorsun. Örneğin diyorsun ki birinci mevzuata geçiyoruz. Projede tamamen şunu isteyen herkes bir anda birinci mevzuata geçmiş oldu. Bu şekilde IFC Container'ın kullanım mantığı da budur arkadaşlar.